Dünyayı Geziyorum'da bu hafta dünyanın bir ucunu masmavi sulara, pırıl pırıl plajlara, yemyeşil doğaya, inanılmaz bir tarihe sahip Endonezya'yı keşfe devam ediyoruz. Eğer hazırsanız Endonezya Dünyayı Geziyorum'da başladı. Hemen sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. Facebook adresimiz facebook.com/Dünyayı Geziyorum. Twitter ve Instagram adreslerim ise Dünyayı Geziyor. Bu bölümde de Bali Adası'nın göz kamaştıran köşeleri bizimle olacak ve tarihle doğaya hayran kalacağız. Dünyanın en pahalı kahvesini üretenlerle beraberiz şimdi. Hemen arkamda Luwak kedilerini görüyorsunuz. Kediler bu kahveleri dallardan topluyorlar, bir güzel yiyorlar ve dışkılarından kahveler bir bir çıkıyor. Dışkıların içerisinden kahve çekirdeklerini topluyorlar. Topladıktan sonra temizliyorlar ve işte bu şekilde dünyanın en meşhur dans gösterilerinden biri olan Keçak ve Ateş dans gösterisini izliyoruz. Dünyaca meşhur Keçak ve Ateş gösterisi de Dünyayı Geziyorum'da. Sabahleyin gözümüzü işte bu yeryüzü cennetinde açtık. Manzaramızda Hint Okyanusu'nun turkuaz suları, bembeyaz plajlar ve işte bizim havuzumuz. Gerçekten çok güzel bir villa. Lombok Adası'nı da Dünyayı Geziyorum'da gezeceksiniz. 17.000'den fazla adadan meydana gelen Endonezya'da şimdi bu güzel adaları keşfetme vakti. Bu güzelliğe bakın. Bembeyaz kumlar, turkuaz renkli bir su. Yine dünyanın en güzel manzaralarını, sularını, adalarını görmeye hazır olun. Sıcacık bir bölüm daha sizi bekliyor. Ben burada bir deniz yıldızı buldum. İnanmıyorum. Eğer hazırsanız Dünyayı Geziyorum başladı. Bali Adası özellikle de Instagram'da fotoğraf paylaşmak isteyenler için vazgeçilmez duraklara sahip. İşte biz de şu anda görüyorsunuz uzayıp giden bir kuyruğun olduğu noktadayız. Bulunmuş olduğumuz bu mekanda Bali Adası'nın kuzey bölgesinde yemyeşil ormanların arasında Instagram'ın en popüler fotoğraf noktalarından biri bulunuyor. Handara Kapısı. Hemen arkamızda el sanatının en üst düzeyini gördüğümüz mükemmel bir şehir kapısı yer alıyor. Bütün saraylara, şehirlere, tapınaklara girerken böyle ihtişamlı kapılar yapıldığını görüyoruz. Hindu kültürünün olmazsa olmazı bu kapılar. Özellikle de üstüne baktığımız zaman kültürü anlatan, buradaki doğayı anlatan, yaşamları anlatan figürlerin yer aldığını görüyoruz. İşte Handara Kapısı'nda da sonuna kadar el sanatının en ihtişamlısı yer alıyor. Tarihte burası şehre giriş kapısı olmuş. Bugüne baktığımız zamansa yine bu kapı kullanılıyor. Hemen ardında oldukça lüks bir otel yer alıyor. Doğası mükemmel. Kapının arkasına baktığımız zaman yeşilin en güzelini görüyoruz. Tarihle doğanın ve renk cümbüşünün inanılmaz uyumu Bali Adası'nda çıkıyor karşımıza. Kapıyı yakalayan, sırasını bekleyen ve sırası geldiği zaman kapıda fotoğraf çekilenler kapıyı kesinlikle bırakmıyorlar. Onu söyleyeyim. Herkes kendi kapısı gibi dakikalarca sosyal medyası için çekim yapıyor. Ben de yapacağım. Biz de sıra bekliyoruz şu anda. Sosyal medyada paylaşacağım. Facebook adresimiz facebook.com/Dünyayı Geziyorum. Twitter ve Instagram adreslerim ise Dünyayı Geziyor. Popüler hale geldikten sonra bu kapıyla fotoğraf çekinmek ücretli olmuş. Onu söyleyelim. Buranın sahibi hemen resort'un sahibi kapıyı ücretli bir hale getirmiş. Hatta minik minik paketler yapmışlar burada. Sadece fotoğraf çekinmek, fotoğraf ya da öğlen yemeği yemek, akşam yemeği yemek gibi bilet ücretleri yapmışlar. İsteyenler sadece fotoğraf çekiniyor. İsteyenler yemeklerini de yiyerek bu güzel kapıdaki dakikalarını ölümsüz hale getirebiliyorlar. İşte uzun süre bekledikten sonra artık sıra bize geldi. Dünyanın en meşhur Instagram ve sosyal medyada fotoğraf çekinme noktası şu anda bizi bekliyor görüyorsunuz. Harika bir manzaraya sahip. Bayıldım ben buraya. Taşların üstünden bitkiler çıkmış. Olağanüstü bir kapı gerçekten. Hemen şöyle ellemek istiyorum bu meşhur kapıyı. Evet, şimdi ben de fotoğraf çekineceğim ve sosyal medyada beğeni rekorları kıracak bu fotoğrafı sizlerle paylaşacağım. Facebook adresimiz facebook.com/Dünyayı Geziyorum. Twitter ve Instagram adreslerimiz Dünyayı Geziyor. Dünyanın en güzel görüntülü kapılarından biri olan Handara Kapısı'ndan geçenin bir daha derdi tasası kalmadığına inanıyorlar Balililer. İzleyiciler, burası çok güzelmiş, çok güzel bir kapı. Mutlaka bu kapıya gelmelisiniz. Bu arada ilk yazda markesim Yakupcan nerede? Evet, Yakupcan'ı sosyal medyadan takip edin. Çünkü çok güzel fotoğraflar var burada. Biz de paylaşacağız. Handara Kapısı, asırlar öncesinin kültürünü, medeniyetini bugüne taşıyor. Tabiatla mükemmel bir uyumu gözler önüne seriyor. Bu görkemli kapının ihtişamından nasıl kurtulacağız bilemezken kendimizi bir başka doğal güzellik içinde buluyoruz. Of, şu manzaranın güzelliğine bakın. Yemyeşil ormanların içerisinde rengarenk çiçeklerin ortasındayız. Şu anda Bali Adası'nın kuzeylerine doğru tırmandık. Kuzeylerine tırmandığımız zaman zaten Bali'nin dağlık bölgesine ulaşıyoruz. Ve işte bu dağların ortasında yemyeşil ormanların içerisinde yine turistlerin muhakkak gezdiği tarihi bir tapınak yer alıyor. Ulun Danu Tapınağı'na geldik. Bulunmuş olduğumuz bu tapınak özellikle Hindular için oldukça önem arz eden 7 deniz tapınağından birini oluşturuyor. Görüyorsunuz oldukça kalabalık. Şimdi bu ana kapıdan geçerek tapınağın olduğu kısma ve gölün yanına gideceğiz. Bu göl bir krater gölü. Hep beraber sizinle birlikte şimdi burayı keşfedeceğiz. Bali Adası'nın kuzey bölgesi diğer bölgelerine göre çok daha farklı. Hem doğası hem de mimarileri çok daha heybetli. İşte bulunduğumuz bu tabiatta hem gölü hem bitki örtüsü hem de geleneksel yaşamlarıyla karşılıyor bizi. Şu anda dini bir ritüelin içinde buluyoruz kendimizi. Bu durum turistler için renkli görüntüler oluşturuyor. Bulunmuş olduğumuz Ulun Danu tarihi tapınağının içine gireceğiz ama görüyorsunuz inanılmaz bir yoğunluk var. Budistler şu anda geldiler, ellerinde şemsiyeler ve hediyelerle beraber. Şimdi tarihi mekanın, tapınağın içine girerek ritüellerini, ibadetlerini, ayinlerini gerçekleştirecekler. Bakın görüyorsunuz ellerinde sepetler var, sepetler hazırlamışlar. Bu sepetin içerisinde çiçekler bulunuyor. Çiçekler rengarenk, Bali çiçekleri görüyorsunuz. Herkes kendi maddi gücüne göre burada inandıkları tanrılara armağanlar da bulunuyorlar. Bu arada hanımların beline bakın böyle örtüler bağladığını görüyoruz. Örtüler ve aynı zamanda erkekler de kafalarına bağlıyorlar. Vücutlarına kötü düşünceler girmesin diye bu kuşakları bağlarlarmış. İlginç geleneklerin olduğu bu adada ilginç mekanlardan biri olan Ulun Danu Tapınağı 7 kattan meydana gelen kulesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir mekan. Şu anda bulunmuş olduğumuz bu tapınakta Hinduların ayini var, ritüellerini gerçekleştiriyorlar. Dini törenlerde işte bu şekilde müzikler çalınıyor. Geleneksel kıyafetlerini giymişler görüyorsunuz. Şu anda bu tapınakta dini bir ayin var. Çiftlerinin gözdesi olan Bali Adası'na ülkemizden de çok fazla talep var. İşte balayına gelmiş olan harika bir çift. Nasıl gidiyor balayı hemen soralım. Önce hanımlar. Şahane gidiyor. Çok güzel bir yer burası. Evet, siz neler söylersiniz? Zaten araştırarak gelmiştik. Yani Türkiye'de bir rağbet var burası için. Özellikle yani kışın tercih ediyorlar çünkü burada sürekli yaz ve hava sıcaklığı hani 28 derece olsa bile güneş gördüğünüz gibi terletiyor. Evet, gerçekten öyle. Şu anda artık ülkemizde kara kış başladı. Siz burada yaz tatilini yaşıyorsunuz. Evet. Aynen. Yazlıkları bir daha çıkardık. Buraya geldik. Gerçekten çok güzel bir yer. Özellikle Ubud Bölgesi'ni çok beğendik. Yani her yer yeşil, öyle söyleyebiliriz. Gerçekten öyle, tertemiz, pırıl pırıl, harika bir doğa, mükemmel tarih. Vallahi herkesi davet ediyoruz. Biz de davet ediyoruz. Mutlaka gelsinler, görsünler. Değişik bir duygu, değişik bir kültür. Herkesi bekleriz yani. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Allah nasip etsin, bir yastıkla kocayız. Sağ olun. Bu arada buraya gelenler eğer isterlerse Kutsal Göl olarak isimlendirilen Bratan Gölü'nde tekne turlarına da katılabiliyorlar. Mutlaka Bali Adası'na gelmelisiniz. Bali Adası'nın en çok neyini beğendiğiniz yorumlarda yazın. İlk adam adresimiz, benim ilk adam adresim Yakupcan neydi? Bu yaratılış harikası tabiatı geride bırakıp kilosu $1000 olan kahveye geçelim. Dünyanın en pahalı kahvesini üretenlerle beraberiz şimdi. Hemen arkamda Luwak kedilerini görüyorsunuz. Bu tatlı kediler Endonezya'da ve tropikal bölgelerde yaşıyorlar ve dünyanın en pahalı, en lezzetli kahvesini ürettikleri söyleniyor. Şimdi nasıl bu kediler kahveyi üretiyorlar size göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz Luwak kedileri, buyurun. Hemen arkamızda güzel bir kahve bahçesi var. Kahveler biliyorsunuz şu şekilde meyve olarak ağaçların üzerinde yetişiyor. Ve bu kediler belli saatlerde buradaki çiftçiler tarafından bu kahvelerin arasına salınıyor. Kediler bu kahveleri dallardan topluyorlar, bir güzel yiyorlar ve belli bir süre midelerinde kalınca fermante oluyor ve dışkılarından kahveler bir bir çıkıyor. Dışkılarından çıktığı zamansa işte bu hale alıyor. Tabii çiftçiler dışkıların içerisinden kahve çekirdeklerini topluyorlar. Topladıktan sonra temizliyorlar ve işte bu şekilde aynı fıstık görünümüne sahip görüyorsunuz. Bu hale dönüşüyor kahve çekirdekleri ve ardından ne oluyor biliyor musunuz? Bu kahve çekirdekleri daha da temizlensin diye hemen buyurun. Kahveler ateşle buluşuyor. İşte Luwak kedilerinin yapmış olduğu dışkılarından çıkan o kahveleri bir güzel kavuruyor. Aynı bizim bildiğimiz kahve kavurma sistemiyle. Kahveler burada 45 dakika, 45 minutes right? 45 dakika bir güzel kavrulduktan sonra bakın çok da güzel, çok orijinal bir ocakları var. Odun ateşinde kavruluyor. Odun ateşinde kavrulduktan sonra 45 dakika ardından işte buradaki dibeğe geliyor. Dibekte bir güzel dövülüyor. Bizim Yakupcan da zaten burada artık işe başladı. Bakar mısınız? Sabahtan beri kahveleri dövüyor. Yakupcan nasıl? Güzel bir duygu mu? Evet, Yakupcan kendini işe kaptırmış durumda şu anda. Yakupcan ne yaptığını biliyor musun şu anda? Ne dövüyorsun biliyor musun? Kaka mı? Evet. Bu Luwak kedilerinin kakasından çıkan kahve. Evet, çok ilginç. Yakupcan şu anda çok şaşırdı. Evet, kaçtı. Önemli değil, insanlar bu kahveyi içiyorlar bir kez. Dünyanın en pahalı kahvesi olma özelliğine sahip. Kilosu $1000. 1 kilo kahve. Hayvanın dışkısından çıkan kahve görüyorsunuz $1000. Çok lezzetli oluyormuş. Üretimi çok az, çok ender yapıldığından, sadece tropikal bölgelerde yapıldığından dolayı bu şekilde çok pahalı bir fiyata sahip. Yılda 200 ila 260 kilogram arasında üretimi oluyor. Çok az sayıda satılıyor. Çok az ülkede var. İşte o ülkelerden biri de Endonezya. Luwak kahvesi üretimi bakımından ilk sırada yer alıyor. Gerçekten çok ilginç bir düzeneği var. Kahveleri önce buraya koyuyorlar görüyorsunuz ve demlenmesi için sıcak suya bırakıyorlar. Demleniyor belli bir süre geçtikten sonra. İşte böyle aynı çay gibi demlenince hazır hale geliyor. Gayet koyu bir rengi var. Denemek isteyenler için bardağı $4. Dünyanın en pahalı kahvesi. Yakupcan'ın tabiriyle kakalı kahve Bali Adası'nda kendisini tatmak isteyenleri bekliyor. Dünyaca meşhur Luwak kahvesini gördük. Şimdi sizi harika bir pazara davet ediyorum. Bu arada ahşabıyla da çok meşhur burası. Onu söylemek istiyorum. Hemen şunu göstereyim. Sarımsak ezecekleri görüyorsunuz. Ondan sonra bu olmazsa olmaz birbirinden güzel maskeler, yine duvar süsleri, hepsi bu güzel dükkanlarda çok uygun fiyatlara satılıyor. Tabii pazarlık payı da var ama artık o size kalmış yani. Pazarlık yapılmadan da belki alınabilir. Çünkü zaten fiyatları oldukça uygun. Baliniz. Evet, Bali'nin geleneksel enstrümanını çalıyoruz şimdi. Hanımefendi görüyorsunuz çok güzel çalıyor ama bu bir Hindistan cevizi kabı. Hindistan cevizinin kabını görüyorsunuz, enstrüman haline getirmişler. Üstüne de minik minik metalleri koymuşlar. Bir müzik aleti haline gelmiş. Çok güzel ya. Minicik süs eşyası olarak götürülecek, bence harika bir detay diyebiliriz. Hindistan cevizinin kabından bile nasıl faydalanıyorlar. Süs eşyası yapmışlar. Pazarda gez dolaş, çok güzel hediyelik eşyalar alıyoruz ve ardından Bali Adası'nın meşhur uçurum manzarasında buluyoruz kendimizi. Turistler ve Yakupcan manzaranın tadını çıkarıyorlar. Olağanüstü bir manzaradayız. Şu anda bulunmuş olduğumuz bu mekanın adı Uluwatu Tapınağı. Tapınaklar diyarı. Bali Adası'nda artık tarihi tapınaklar gezilecek yerler listesinde yer alıyor. İşte o mekanlardan biri burası. Tarihi 11. yüzyıla gidiyor. Dönemin kralı tarafından yapılmış, uçurumun tam kıyısına. Denizden gelecek kötü ruhları ve kötülükleri bölgeden kovmak amacıyla işte böyle bir deniz tapınağı inşa edilmiş. Zaten Hinduizm'de farklı farklı hep tapınaklar yapılmış. Bu tapınaklardan birisi de deniz tapınakları. Uluwatu, kayanın kıyısındaki tapınak anlamına geliyor. Tam uçurumun kenarında olduğundan dolayı bu tapınak bu ismi almış. Gerçekten mükemmel bir manzaraya sahip. Buraya gelen turistler muhakkak uçurumun kenarında yer alan bu tarihi mekanı gezmeden buradan ayrılmıyorlar ve bol bol fotoğraf çekiniyorlar. Kalabalıklığı görüyorsunuz. Her saat böyle bu tapınak. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler hem manzaranın tadını çıkarıyorlar hem de Asya'nın en güzel bitkilerini, renk cümbüşünü, çiçeklerini işte bu tabiat içerisinde görüyorlar. Ve ardından birazdan hemen arkamızda görmüş olduğunuz tiyatro sahnesinde kültürü anlatan dans gösterisi de başlayacak. Bu nedenle bu tapınak gün boyu hiç boş kalmıyor. Ben anons alırken bu arada izleyicilerimiz bizi izlemişler canlı canlı burada. Nereden geldiniz? Biz aslında Söderabistan'dan geldik ama İstanbul'dayız. Süper. Nasıl, beğendiniz mi burayı? Beğendik, güzel. Yani bayağı bir şöyle diyeyim, tahminimizden güzel çıktı. Öyle evet, diyeyim. Gerçekten tarihi, ama doğası, çiçekleri, aynen, manzaraları. Doğası çok güzel. Evet. Doğanın tadını çıkarttık. Ya burası aynen dediğiniz gibi daha çok doğa, tarih, tapınaklarla yoğunlaşmış bir yer. Ama hemen buranın yanında Lombok Adası var. Yüzmek istiyorsanız muhakkak Lombok Adası'na gidin. Çok yakın buraya. 25-30 dakikalık iç hat uçuş mesafesiyle. Lombok'ta bembeyaz plajlar var. Duymuştum. Tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi gezmeler diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Uluwatu Tapınağı'nın orta kısmına ilerliyoruz. Bulunmuş olduğumuz bu tarihi mekan çok büyük bir alana yayıldığından dolayı farklı farklı kısımlardan oluşuyor. İşte biz de şimdi orta kısmına merdivenlerle tırmanıyoruz. Nasıl bir manzara var merak ediyorum ama yolculuğumuz boyunca basamakları çıkarken gerçekten doğanın en güzeline tanıklık ediyoruz. Yeşilin her tonu var ama rengarenk çiçekler de bulunuyor. Görmüş olduğumuz bu morlar, leylak renkleri, kavun içi renkler, beyaz renkler hepsi Bali çiçekleri. Bali'nin o kadar güzel, o kadar verimli toprakları var ki tropikal çiçeklerin birçoğuna ev sahipliği yapıyor. Ve bu tapınaklarda da turistler gezerken doğaya bir kez daha hayran kalıyor. Çiçekler arasında gezerken zirvelere doğru tırmanıyoruz. Bakalım nasıl manzaralar göreceğiz. Ve artık tapınağın zirvesindeyiz, en üst noktasındayız. Görüyorsunuz farklı farklı, minik minik, irili ufaklı birçok tapınak var. İnsanlar bugün hala bu tapınaklarda Budistler ve Hindular ibadetlerini gerçekleştiriyorlar ama turistler için de çok güzel fotoğraf çekilme noktaları buralar. Of, inanmıyorum. Manzaranın güzelliğine bakın, ağaçlara bakın. Red ones, what is name? From Bali. Yeah. Bali'nin yine eşsiz güzellikteki ağaçları Bali çiçekleriyle donatılmış görüyorsunuz. Hem beyazlar, beyazları da çok seviyorum. Kafamda görmüş olduğunuz bu çiçekler işte Bali çiçekleri ve o kadar çok seviliyor ki artık görüyorsunuz tokalara dönüştürülmüş. Manzaraya hayran kaldım ben. Gerçekten tabiat en güzeliyle kendini gösteriyor. Tarih ve doğa iç içe geçmiş. Instagram fenomeni Mehmet Sert de şu anda bu mükemmel doğa içerisinde kendini kaybetti. Olağanüstü bir tabiat olunca tabii mükemmel fotoğraflar çıkıyor sanırım Mehmet Bey. İnşallah, umarım öyle olacak. Bu kadar renkli bir doğayı bir arada görmedim. Yani bu çiçek, bu ağaçları. Evet, yani renk cümbüşü mükemmel, evet, renk gerçekten. Cümbüşü var. Çekmeye çalışıyorum olabildiğince. Instagram'ınıza paylaşacaksınız. Bakalım buradan neler çıkacak. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi fotoğraf çekmeler. Ben de buraları keşfedeyim. Bu tarihi mekanda gezerken insan binlerce yıl öncesinde gibi hissediyor. Ama manzara olağanüstü. Her noktada Hint Okyanusu'nun ayrı bir güzelliği, baş döndüren görüntüleri çıkıyor karşımıza. İşte şu anda buradayız. Ben de o kadar bayıldım ki bu manzaraya. Burada fotoğraf çekinip sosyal medyada paylaşacağım. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerimiz ise Dünyayı Geziyor. Bakar mısınız şu güzelliğe? Yemyeşil ormanlarla, rengarenk tropikal bitkilerle mavinin en güzel buluşmasını şu anda burada Bali Adası'nda görüyoruz. Uçurum manzarasında biraz durakladıktan sonra artık meşhur gösteriye gidiyoruz. Uluwatu Tapınağı'nda tam da gün batımı vaktinde Bali'nin dünyaca meşhur dans gösterisi Keçak ve Ateş gösterisi yapılıyor. Ramayana destanından kesitler şimdi izleyeceğimiz bu dans gösterisinin önemli bölümlerini oluşturuyor. Tam deniz manzarasına karşı gün batımında görüyorsunuz turistler buradaki tiyatro sahnesini dolduruyorlar ve dünyaca meşhur Bali'nin bu dans gösterisini izlemek için görüyorsunuz kalabalık halinde burada dans gösterisini bekliyorlar. Görüyorsunuz insanlar, daha doğrusu buradaki dansçılar yanan ateşin çevresine geldiler ve Hindistan'ın dünyaca meşhur destanı Ramayana destanından kesitleri bizlere gösteriyorlar. Olmak gerekiyor, alkış yapmamak gerekiyor bulunmuş olduğumuz bu dans gösterisinde. Çünkü dini ritüeller var burada, Hinduizm için önemli olan. Ve görüyorsunuz şu anda da bu gösterinin bir parçası olan beyefendi geldi. Onlara artık dini ritüeller gerçekleştiriyor. Kutsal olduğuna inandıkları suları işte bu dans eden, bize gösteri yapan kişilere atıyor. Bugün turizmin önemli bir kesidi olan bu dans gösterisi adanın olmazsa olmazlarından. Yüzlerce turistin her gün gelip izlediği bu dans gösterisi 365 gün boyunca yapılıyor. İzlediğimiz bu sıra dışı gösteri yaklaşık 1 saat kadar sürüyor. Günün batmasıyla beraber ilginç ve mistik bir görüntü oluşuyor. Mükemmel bir gün batımıyla bugünü de artık kapatıyoruz. Şu anda Uluwatu Tapınağı'ndayız, Bali Adası'ndayız ve bence Endonezya dünyanın en güzel gün doğumu ve gün batımına sahip olan ülkelerinden biri. Bugün de güneşi Bali Adası'nda denizden batırdık. Bu mükemmel gün batımını eşsiz bir köşede izleyip akşam yemeği için Jimbaran'a geçiyoruz. Gün boyunca Bali'de çok güzel çekimler yaptık. Bir baktık ki hava kararmış, akşam yemeği yeme vakti gelmiş bile. Ve şimdi akşam yemeğimizi yemek üzere Jimbaran Plajı'na geldik. Jimbaran Plajı Bali'nin en meşhur, en turistik plajlarından biri. Gün boyu bu plajlar turistlerle dolup taşarken, güneşin, denizin keyfini çıkarırken turistler, akşam olduğu zaman da bu plajlarda hayat kesinlikle bitmiyor. Akşam olduğu zaman da resmen kumsal restorana haline geliyor bu plajlar ve işte buraya gelen turistler de özellikle deniz ürünleri yiyorlar. Bizim de akşam yemeği menümüzde harika balıklar var, görüyorsunuz. Taze taze Hint Okyanusu'ndan tutulmuş masamıza geldi. Yemek için çok heyecanlanıyorum gerçekten. Çok güzel renkli balıklar. Daldığımızda, şnorkel yaptığımızda suyun altında gördüğümüz o renkli balıklar şu anda masamızda. Çok lezzetli görünüyor. Ve olmazsa olmaz pilav. Ekmek yerine burada yağsız, tuzsuz pilav yeniliyor. İşte pirinç diyeyim daha doğrusu. Şimdi haşlanmış pirincimizle beraber bu güzel balıkları yiyeceğiz. Ve yanımızda da olmazsa olmaz Hindistan cevizi suyu. Afiyet olsun diyorum. Çok güzel görünüyor yemeklerimiz. Bembeyaz kumların üstünde gecemizi sonlandırıyoruz. Sabah olduğunda ise jetimize binip yine düşüyoruz yollara. Sabahın erken saatlerinde çıktığımız bu yolculukta rotamıza dünyanın en güzel adalarından biri Lombok Adası'nı alıyoruz. 30-35 dakikalık yolculuğun ardından artık eşsiz sulara sahip Lombok Adası'ndayız. Oh, şu manzaranın güzelliğine bakın. Sabahleyin gözümüzü işte bu yeryüzü cennetinde açtık. Kendimize ait özel villamızda, özel bize ait havuzumuzun yanı başında, bembeyaz kumsalların üzerinde güne merhaba diyoruz. Lombok Adası adeta bir yeryüzü cenneti. Kendisi ailesiyle sessiz, sakin, kimseciklerin olmadığı yerde tatil yapmak isteyenler için işte bulunmuş olduğumuz bu ada, bize ait özel villamız, tam biçilmiş bir kaftan. Manzaramızda Hint Okyanusu'nun turkuaz suları, bembeyaz plajlar ve işte bizim havuzumuz. Gerçekten ben buraya hayran kaldım. Şimdi sizi gelin odamızın içine davet ediyorum. Buyurun efendim. Gerçekten çok güzel bir villa. geniş, kocaman ama bu villanın en güzel yanı adeta denizin içinde uyuyup uyanıyoruz. Gerçekten harika. Fiyatı ne kadar diye merak ediyorsunuz. Hemen fiyatından da bahsedeyim. Geceliği $250, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil ve aynı zamanda hemen karşımızda gördüğümüz birbirinden güzel adalara turlar da dahil. Ben bayıldım buraya. Hemen banyomuzu da göstereyim size. Banyomuz gerçekten çok güzel. Küvetimiz hemen banyomuzun ortasında ama ben size bahçede de duş alınabileceğini göstermek istiyorum. Tropikal yerlerde genelde böyle villalarda duşlar hep ormanların içinde çiçeklerin arasında oluyor. Tasarımına bayıldım. Çok güzel düşünülmüş. Villamız harika. Birazcık villamızda keyif yaptıktan sonra yine kaldığımız yerden keşiflere devam edeceğiz. Otelimiz Hint Okyanusu'nun hemen yanında. Tropikal çiçeklerle iç içe. Sakin, keşfi bekleyen plajlar yemyeşil tabiatla kucaklaşıyor. Hindistan cevizi ağaçlarının altında, turkuaz sularda insan yeşile doya doya unutulmaz bir tatil yapıyor. Otelimizde keyifle zaman geçirdikten sonra limana gidiyoruz. Tekneyle açılıp harika adalara ulaşacağız. 17.000'den fazla adadan meydana gelen Endonezya'da şimdi bu güzel adaları keşfetme vakti. Binlerce irili ufaklı adalar, adacıklar var. Kimisinin adı bile yok. İşte biz de şimdi gizlide kuytuda kalmış, keşfedilmeyi bekleyen adalara gidiyoruz. Harika geleneksel bir teknemiz var görüyorsunuz. Hadi atlayalım teknemize de açılalım okyanusa. Lombok Adası'nın geleneksel teknesiyle keyif dolu yolculuğumuza devam ediyoruz. Berrak mı berrak, pırıl pırıl Hint Okyanusu'nun sularındayız şu anda. Gerçekten hayatımda gördüğüm ender güzellikteki sulardan biri Lombok Adası'nın suları. Şimdi Lombok'un yanı başında yer alan Gili Adaları'na gidiyoruz. Gili Adaları takım adalardan meydana geliyor. 4 tane Gili Adası varmış. Biz Güney Gili Adaları'na gidiyoruz. Arkamızda hemen böyle bembeyaz kumsallara sahip, yemyeşil doğayla kucaklaşan adalar var. İşte bu arkamda görmüş olduğunuz adalar Gili Adaları. Keşfedilmemiş, böyle bomboş plajları var. Harika manzaralar sunuyor. Biz de büyük bir heyecanla şimdi Gili'ye doğru gidiyoruz. Arkamda ahşaptan mimariler görüyorsunuz. İşte arkamda görmüş olduğunuz ahşap mimariler balıkçılara ait. Balıkçılar aynı tekne gibi bu ahşap mimarilerle denizi geziyorlar, balıkları tutuyorlar belli saatlerde ve ardından tekrar karaya dönerek tuttukları balıkları balık pazarlarına ulaştırıyorlar. İzleyiciler, Endonezya'yı çok beğendim. Mutlaka izleyicilerimiz de Endonezya'ya gelmeli. Çok güzel yerleri var. Bu yalayı görmelisiniz. Ben artık mikrofonu anneme vereyim. Ve zaten de çok heyecanlıyım. Evet, çok güzel gerçekten çünkü Yakupcan bu güzel sularda yüzmek için çok heyecan duyuyor. Yaklaşık 5-10 dakikadır yoldayız. Bir 5-10 dakikalık daha yolumuz var. Gili Adaları bizi bekliyor. İnsanı dinlendiren şu manzara her şeye değiyor. Şu güzelliğe bakın. Bembeyaz kumlar, turkuaz renkli bir su. İşte 15-20 dakikalık yolculuğumuzun sonunda Gili Adası'na ulaşmış bulunuyoruz. Bakar mısınız şu berraklığa, şu temizliğe, şu güzelliğe? Aynı masallardaki gibi görüyorsunuz olduğu gibi pırıl pırıl renklerde hiçbir oynama yok. Turkuaz renkli sular şu anda Gili Adası'nda kendini bize gösteriyor. Elle çizilmiş gibi bir güzelliğe sahip bu adada suya girmek için sabırsızlanıyoruz. Evet, gemimiz kıyıya yanaştı ama biz daha gemiden inmeden Yakupcan çoktan sulara atladı. Of, gerçekten dayanılacak gibi değil. Harika bir suyu var. Gerçekten çok heyecan verici. Hop. Bakar mısınız şu güzelliğe? Aman Allah'ım. Resmen unutulmuş bir ada. Keşfedilmemiş 3-5 kişi var. Onlar da işte buraya tatile gelen turistler görüyorsunuz. Avrupalı turistler. Biz çok şanslıyız. Çünkü Endonezya'nın bu güzel keşfedilmemiş Gili Adaları'nı keşfediyoruz. Hemen yanımızda bir başka ada daha var. Görüyorsunuz biz bu iki adanın ortasında Yakupcan'la turkuaz sular deneyeceğiz. Yakupcan balık! Balıklar! Bak sana geliyor. Harika ya gerçekten. Gitti kaçtılar biz gelince. Tertemiz, su da o kadar güzel ki soğuk suda yüzmek istemeyenler, üşüyenler. Bakın burası tam size göre. Öyle ılık ki hamam suyu derler ya. İşte öyle güzel, öyle üşümeden yüzülüyor burada. Gerçekten ben bayıldım. Güney Gili takım adaları, çarşaf gibi suları, turkuaz rengi ve bembeyaz plajlarıyla kazınıyor hafızalara. Biz bol bol bu adada bembeyaz kumsallarda zaman geçiriyoruz. Doyulmaz bir güzellik yaşatıyor burası ziyaretçilerine. Adamız şahane bir ada. 2-3 kişi, bilemediniz 5-6 kişi var suda görüyorsunuz. İnsanlar bu keşfedilmemiş, pırıl pırıl, tertemiz sularda yüzmek için binlerce kilometreyi aşıp geliyorlar. Bulunmuş olduğumuz Gili Adaları çok küçük takım adalar grubu. İnsanlar sadece buraya işte bu pırıl pırıl deniz için geliyorlar. Mükemmel bir tabiat ve bembeyaz kumsallarla dolu bu güzel Gili takım adaları. Adamız o kadar küçük ki plajımız var. Plajımız herhalde 1-2 kilometre anca vardır. Diğer geri kalan kısımlarındaysa ormanlar ve ağaçlar kendini gösteriyor. Su çok güzel. Suya bayıldım. Gerçekten o kadar harika ki. Daha kıyıda işte bir sürü balıklar var. Bakar mısınız balık grubuna? Kim bilir şnorkel yaptığımızda neler göreceğiz. Aynı zamanda mercanlardan da bahsetmek istiyorum. Bulunmuş olduğumuz zaten bölge mercan kayalıklarıyla çok meşhur. Bu nedenle mercanlar dalgalarla zaman zaman kopuyor, kıyıya vuruyor. Kıyıya vurduğundan dolayı da değişik şekillere bürünmüş harika mercanlar ve deniz kabukları da var gerçekten çok güzel. Ama ben size mercanların ufalanarak kum haline nasıl dönüştüğünü göstermek istiyorum. Mercanlar zaman içerisinde ufalanıyor. Bu şekilde kum haline geliyor. Bu nedenle de bembeyaz kumlar oluyor. Mercanlar beyaz renk olduğundan dolayı işte bu kumlara beyaz rengi veren aslında mercanlar. Ve o kadar yumuşak, o kadar güzel ki kadife gibi kum gerçekten. Ben buna bayılıyorum ya. İşte ülkemizden binlerce kilometre uzaktayız şu anda. Hint Okyanusu'nun yanı başındayız. Binlerce adadan birindeyiz. Şimdi ne yapacağız? Tabii bu kadar yol geldik. Harika bir plajdayız. Kimsecikler yok. Bu güzel Hint Okyanusu'nda yüzeceğiz. Yakupcan ve babası özellikle bizim için şnorkel yapacak. Suyun altındaki güzellikleri gösterecekler. Yakupcan ve Yasin zengin su altını keşfederken bir çeşit balıkla da tanışıyorlar. Öyle güzel ki balıklar ve mercanlar. Aynı çizgi film sahnelerini hatırlatıyor bize. Rengarenk balıkların adresi burası. Yıl boyu 25 ila 28 derece arasında olan bu ılık sularda doğan ve büyüyen su canlıları bu bölgeye inanılmaz zenginlik katıyorlar. Gili Adaları'nda çıktığımız bu macerada unutulmaz dakikalar yaşıyoruz. Gili Adaları Endonezya için çok değerli. Bu eşi benzeri olmayan adalar Asya'da muhakkak görülmesi gereken adalar arasında yer alıyor. Bu güzel adaya veda ediyoruz artık ve bir diğer Gili Adası'na, Gili Sudak'a geçiyoruz. Öğle yemeğimizi yemek üzere başka bir Gili Adası'na geldik. Sizlerle beraber Endonezya'nın keşfi bekleyen, ayak basılmamış, balta girmemiş işte bu güzel Gili Adaları'nı gezmeye devam ediyoruz. Şimdi öğle yemeğimizi yemeden önce ben size adanın üzerinde bulunan oteli göstermek istiyorum. Zaten minicik bir ada ve üstünde de bir tane küçük otel bulunuyor. İşte bu şekilde minik minik villalarıyla dikkat çekiyor. Hemen yanı başımızda villalar. Bir adım atıyorsunuz Hint Okyanusu'nun turkuaz sularına giriliyor. Ve artık yemek vakti. Bembeyaz kumsalların üstünde turkuaz renkli okyanusun ortasında öğlen yemeğimizi yemeye geldi sıra. Yüzdük tabii ki acıktık ve harika bir tabak geldi. Denizin ortasında olunca ne yemek lazım? Balık yemek lazım. Harika ızgara balığımız var. Soya peyniri var, kızarmış soya peyniri. Aynı zamanda kızarmış soya fasulyesi ve olmazsa olmaz pirincimiz var. Ve salatalardan bahsetmek istiyorum. O kadar güzel, o kadar renkli, o kadar sağlıklı salatalar var ki olmazsa olmaz zaten salata bu mutfakta. Fasulye salatası ve aynı zamanda da karides salatası var. Gerçekten olağanüstü güzel görünüyor. Şimdi bu güzel yemeklerimizi yiyeceğiz, balıklarımızı yiyeceğiz ve ardından kaldığımız yerden Gili Adaları'nı keşfetmeye devam edeceğiz. Afiyet olsun. Gili Adaları'nın güzelliğine doyum olmaz. Şu minik adanın bembeyaz plajlarına, bakirliğine bakar mısınız? Ve şimdi de son adamıza geldik. Gili Adalar grubunun en son adasına ayak basmış bulunuyoruz. Pırıl pırıl, tertemiz, bembeyaz bir plaj. Tabii Yakupcan yine bizden önce suya atladı. Yine bu güzel adaların tadını çıkarmaya devam ediyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bembeyaz kum. Aman Allah'ım. Ben bu adaların kumlarına hayran kaldım. Denizi olağanüstü. Ben burada bir deniz yıldızı buldum. İnanmıyorum. Artık kıyılara vurmuşsa o kadar temiz, o kadar berrak. Buralar o kadar bakir el değmemiş ki. Su altında bakın bu canlılar artık kıyılara vurmuş, kıyılara. İnanılmaz. At gitsin Yakupcan, yazık ölmesin. Atayım mı? At. Koy suya koy, suya koy. Gerçek, başka gelenler de görsün. Gerçekten çok güzel. Yani şu anda kendi gözlerinizle gördünüz. Teknemiz daha kıyıya yeni yanaştı ve deniz yıldızı bizi karşıladı. Söyle Yakupcan. Ben biraz daha yaşlıyım, belki bir tane daha deniz yıldızı bulayım. Tamam fazla ama deniz ürünlerine değme, tamam mı? Deniz canlılarına değmemiz doğru değil. Tamam. Çünkü o kadar güzel ve zengin bir sualtı var ki burada canlılar çok fazla kıyılara vurmuşlar artık. Yani o kadar düşünün, dalış yapmadan, şnorkel yapmadan kıyıda böyle zenginlikler, canlılar varsa artık şnorkel yaptığımızda bu adada neler göreceğiz? Gerçekten çok merak ediyorum. Yemyeşil tabiat manzaralı, turkuaz suların ortasında minicik adaya bayılıyoruz. Yakupcan deniz yıldızıyla oynaya dursun, turkuaz sularda yüze dursun. Ben de size bu güzel, ıssız, kimseciklerin yaşamadığı adayı anlatayım. Bulunmuş olduğumuz bu ada günübirlik turlar için harika bir ada. Onu söylemek istiyorum ama eğer tabii çadırını alıp gelen olursa da buraya kamp kurabiliyorlar. Çadırında böyle deniz kenarında insanlar kalabiliyorlar. Ben bayıldım buraya. Küçücük bir ada. Yani belki 300-500 metre genişliğinde olan bir ada. Ne bir trafik, ne bir stres, ne bir gürültü olan adalar bu adalar. Bu nedenle de turistler geldiği zaman işte bu güzel adalarda gün boyu tatillerini geçiriyorlar. Bir de buranın şöyle bir özelliği var. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Hemen arkamızda görüyorsunuz evler dikkat çekiyor. Ahşaptan yapılmış ve üzerlerinde de küçük küçük barakalar var. İşte bu evler balıkçı evleri. Balıkçılar yüzen bu evlerde balık tutuyorlar. Aynı bir gemi diyebiliriz. Geminin üstüne aslında ev yapmışlar. Gün boyu belli saatlerde işte bu güzel gemi evleriyle geziyorlar, balıklarını tutuyorlar ve ardından tuttukları balıkları şehrin merkezine götürüp satıyorlar. Gerçekten çok ilginç. Tabii sualtı çok zengin olduğundan dolayı, çok bakir olduğundan dolayı tür çeşit çeşit deniz canlılarını işte burada Gili Adaları'nda bulabiliyoruz. Su çok güzel, onu söylemek istiyorum. O kadar ılık ki gerçekten hayran kalmamak elde değil. En sevdiğim zaten okyanus Hint Okyanusu. Gili Adaları da Hint Okyanusu'nda yer alıyor. Çünkü Endonezya'nın bir kısmı Hint Okyanusu'na bakarken bir kısmı da Pasifik Okyanusu'na bakıyor. Biz şu anda Hint Okyanusu'nun olduğu noktadayız. Bakar mısınız? O kadar güzel ki deniz kabukları, deniz minareleri, deniz yıldızları. Tabii birazdan baksak içinde altında görsek kim bilir ne tür canlılar var. İşte bunların hepsini bu güzel bakir adalarda görebiliyoruz. Deniz, güneş, kum ve yemyeşil tabiat burada iç içe geçmiş durumda. Yolu Lombok Adası'na düşecek izleyicilerimiz muhakkak keşfedilmemiş 2-3 tane turistin olup olmadığı Güney Gili Adaları'nı muhakkak keşfi tavsiye ediyorum. Şimdilik size veda ediyoruz ama haftaya yine kaldığımız yerden Lombok Adası'nı gezmeye devam edeceğiz. Bizi sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Facebook adresimiz facebook.com/DünyayıGeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerim ise Dünyayı Geziyor. Şimdilik hoşçakalın.